Alkışlar Sayın Tanya Atmaca için. İsim de soy isim de çok güzel ama. Teşekkür ederim, çok Tanya sağ olun. Tanya Atmaca hakikaten marka. Teşekkür maşallah ederim. Biraz bahsedin kendinizden. 42 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. İki tane çocuğum var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, büyük oğlunuzun zaten 19 yaşında olduğunu öğrendim. 19 yaşında. Şaşırdım kaldım. 11 yaşında da kızım var Deniz. Çok selamları var. Çok severek izliyorlar sizi. Ben de selam göndermek istiyorum. Onlarla birlikte yaşıyorum İstanbul'da. Bir mali müşavirlik ofisinde çalışıyorum. 7 senedir muhasebe uzmanıyım. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Bu şekilde. Günler gelip geçiyor. Günler geçiyor, güzel geçiyor. 9 sene kadar önce evet tekrar karşı karşıya gelmiştik. Evet. Neydi sonuç? 7100. 7100. Evet. Onu üzerine 2000 küsür daha İnşallah koyabilecek bakalım haldeyiz şu anda. İnşallah. Hissiyatım o yönde. Paylaşıyor musunuz duygularımı? Evet evet paylaşıyorum. O zaman hiç beklemeye gerek tamam yok. Hemen geçsin. İlk soruya Tanya Hanım. Duymadığınız bir kelime değildir. Ama diğerlerinin sorularından öncesizlik biraz daha zor. Ya. Öncesizlik. Başlangıcı belli olmayan zaman. Geçmiş. Mazi. Değil. Ezel. Nedir efendim? Ezel. Vallahi bravo. Diziden mi ipucu versem yoksa ezeli rekabete doğru mu ilerlesem diye düşünüp dururken maşallah doğru cevabı yapıştırıverdiniz. Gelsin ikinci soru. Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri. Tempo gibi dört bir harfli, şey. Dört harfli vücut hareketleri müzik temposuna uyularak yapılıyor. Bir harf alayım. Haydi hep beraber. Dans. Dans. İçiz var. Yöresel ağız. Tamam. Korkutur bu tip sorular beni. Hı hı. Çünkü hangi yöreye doğru ilerleyeceğiz onu net olarak ortaya koymaz. Buyurun bir bakın lütfen. Yöresel ağızda kedi. Kedi. Pisi, çek, min, mırnav. Ay bilmiyorum. Ben bir harf alayım. İnşallah son harfidir. Vallahi geldi. Yapıştırın gitsin. İlk söylediğiniz doğruydu. Hadi yapıştırın gitsin. Mırnav mı dediniz? Mırnav demediniz. Pisi, pisik. Pisik. Aa, 4 pis puan değerinde. Tek kelimedir. Bir tamam el aletinin adıdır. Gayet basit bir sorusu var. Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan ağır ve enli bir bıçak türü. Bıçak değil o. Adı başka. Bir harf alayım. Buralarda harf almıyorum Tanya Hanım. Biraz daha uzun düşünürsünüz. Keser diyeceğim olmuyor. Keser mi? Keser et bile kesmeye, kemik hı-hı kırmaya. Ağır ve enli. Enli dedi yani böyle kalınca. Satır. Satır 400 puan değerindedir. Şimdi batı kökenli bir kelime gelecek karşınıza efendim. Gayet iyi bilinen bir şey. Yani çok uğraşmayacaksınız bence. Görelim. Bedeni toksinlerden arındırma işlemi. Hareket, spor. Batı kökenli bir kelime batı kökenli demiştim. Toksinlerden mi? Detoks. Neydi o? Detoks. Neydi o? Detoks da o. 600 puan değerinde. Dikkatli olmak lazım, süre kaybetmemek tamam lazım. Yakaladığınız zaman patlatıverin kafasına. Yanlış cevap mı? 30 saniye süre var. 30 defa değiştirirsiniz cevabı. Tamam, haydi yeni soru. Sizi yarışmanın ikinci altı harfli cevabına taşır. Esnekliğini yitirerek gevşemek. Esnekliğini yitirerek. Hani böyle esnek şeyi çekersiniz uzar. Bunu gen değil. Bırakırsınız eski haline döner. Bunu çekmişler uzamış sonra eski haline dönmemiş. Bir harf alabilir miyim? Kazağımın kolunu çekti. Kazağımı büzmek mi? Büzmek değil mi? Gevşemek. Mesela. Sünmek. Sünmek. Meselaya da gerek yok. Bütün ipuçlarımı ağzıma tıktı Tanya Hanım. Tebrik ederim. Şimdi bunun ipucunu vermiştim. Otomobil kullanımıyla tamam ilgili bir şey. Hı-hı. Aslına bakarsanız otomotiv teknolojisi geliştikten sonra yeni araçlar şoföre sen bir dur demeye başladıktan sonra pek de yapılan bir şey değil gibi. Ha. Yapılıyor da hava olsun diye yapılıyor daha çok artık. Buyurun bir bakalım. Eskiden zaruriydi. Vites değiştirirken devrin düşmemesi için yapılan bir işlem. İki kelime. Debriyaj. Vites iki kelime değiştirirken. Nokta nokta vermek.
Gaz vermek değil. İki kelime. Ara gazı mı? Neydi o? Ara gazı. Tanya Hanım. Eski şoförlerden kim kaldı? Yedi harfidir efendim, iki kelimeden oluşur. Aslına bakarsanız bu da değişmek üzere olan bir teknolojidir. 2021 yılında böyle şeyler olacak. Neyse, çok tamam, detaya girmeye gerek yok. Cep telefonlarındaki abone kimlik modülü mikroçipi. İki kelime, birleşik yazılır. Fihrist, rehber. Artık E'si gelecek bunların, E'si gelecek. Bunlar artık tarih olacakmış. Öyle okuduk gazetelerde. Bir harf alayım. Hiç aldık bir harf. Yani. Abone kimlik modülü mikroçipi. Cep telefonlarındaki çip. Kart. Ne kart? Bir harf daha alabilir miyim? Böyle altın gibi parıl parıl. Sim kart. Sim kart. Buyurun gelsin yeni sorum. En doğal yolla süt vermek. Emzirmek. İşte budur. Eski bir kelime ama unutulmuş, artık hiç kullanılmayan bir kelime değil. Gündelik konuşmada da karşımıza çıkabilen bir kelime. Bir bakalım efendim. Bütünüyle, tamamıyla, tamamen anlamlarında bir zarftır. Bütünüyle, tamamıyla. Mesela yalan. Tamamı, külliyen. Külliyen yalan. Harika. 1 dakika 28 saniye gibi şahane bir süreniz var. Yani sorsam size 10 tane daha soru cevaplayabilirsiniz maşallah. 4 tanecik kaldı. Harika. O yüzden harf almak yerine süreyi kullanmaya tamam. Davet ediyorum sizi. İki kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevaptır. Şöyle sorulmaktadır. Kumaşı biçerken ihtiyat için bırakılan bölüm. İki kelime. Ne payı? Biçerken. Dikiş payı. Biçerken. Biçerken. Ne payı? Dikiş malum, dikiş. Hı hı. Biçmek neyle yapılır? Biçki payı mı? Değil. Tamam, biçmek neyle yapılır? Makinayla. Biçemez, ah biçemez diye rahmetli söylerdi ya şarkısını. Katina'ya. Makas payı. Makas payı. Teşekkür ederim. 9 harflidir, 2 kelimeden oluşur efendim. 9200 puana doğru adım adım yaklaşıyoruz. Buyurun yeni sorunuz. Önemsemeye, üzülmeye değmez anlamında kalıplaşmış bir tabir. Takma iki kelimedir. Kafana. Bence bir harf alayım. Bir harf alayım. Buyurun. Çünkü bu anlama gelen çok tabir var. Önemsemeye, üzülmeye değmez. Anlamında kalıplaşmış iki kelimeden oluşan bir tabir. Önemsemeye, üzülmeye değmez. Biraz düşünün. Süremiz bol. Üzülmeye bu bittikten değmez. Sonra iki soru kalacak. Bir harf daha alabilir miyim? Alalım mı? Peki aldık, hadi bakalım. 9000 olsun ama yahu. Başka harfi almayın. Önemsemeye, üzülmeye İki değmez. İki kelime. O D harfi çok güzel yerden geldi. Bakın yumuşak G'de. Ne değil? Ne değil? Dert değil. Dert değil. Yedi İsmail. Almayın harf. Tamam. Her ikisinde de lütfen. Peki. Olur mu? 10 harfli cevaplar, basit şeyler bunlar. Bu zaten zıt anlamlısını aratıyor size. Şöyle bir tabirin. Tamam. Çetin ceviz tabirinin zıt anlamlısıdır. Kolay lokma. İşte budur Tanya Hanım. Gayet güzel. 37 saniye kalmış. Son sorumuz var önümüzde. Rahatız yani. Burada da harf almayacağız. 9000'e bağlayacağız bu işi. İnşallah. Gelsin görelim. Argo'da dar alanda kısa gezintiler yapmak. Voltalamak. Volta yapmak. Volta atmak. Volta atmak. Wow. Yalnızca 9000 değil, 9000'in üzerine yarım dakikadan da fazlasını eklediniz. Teşekkür ederim. Yani 9000'in peşinde değil, 9100 puanın peşinde koşacaklar. Bu da demektir ki sadece 7 tane harf alabilirler. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Ne olursa olsun çok güzel bir performans. Çok teşekkür ederim. Kocaman alkışlar lütfen.